Canlarım selamlar, merhabalar. Bu video 2025 AYT Matematik çalışmamız, AYT Matematik kampımız hakkında bir bilgilendirme videosudur. Bir kamp duyuru videosu değil. O da çok yakında artık hissediyorum ama bu bir bilgilendirme videosu. Bu e videoların yorum kısımlarına sorduğunuz soruların, kafanıza takılanların yanıt bulacağı ve içinizin AYT Matematik ile alakalı rahat edeceği ...sizi rahat ettireceğim bir bilgilendirme videosu. Buranın içerisinde, yani bu videoda sizlere... ...ayta matematikte ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz, program nasıl olacak... ...içerik nasıl olacak, akış nasıl olacak, 2024 kıyası nasıl olacak... ...bunların hepsinden bahsedeceğim. Bunların hepsini dokümanlar üzerinden de birazdan göstereceğim, hiç merak etmeyin. Yani e, benim biliyorsunuz ki en öne önem verdiğim şeylerden bir tanesi... ...benimle beraber çalışmaya başlayan bir öğrencinin buna kesinlikle ikna ve motive olması. Yani böyle yarım yamalak, yarım ağız başlamak değil, tam olarak tam motive başlaması, tam kararlılıkla başlaması ancak böyle öğrenmeyi sağlayabilir. Bunun için de içeriye ikna olması lazım. Çünkü bundan 3-4 yıl önce YouTube'un içinde bulunduğu, bu eğitim yayıncılığının içinde bulunduğu durumda içerik her şey değildi. Yani anlatım Önemliydi içerik yani şu anda özellikle benim yıllardır yani çoğunuz beni yıllardır takip etmiyorsunuzdur ihtiyacınız olduğu zaman takip ediyorsunuz ama yıllarda söylediğim çok önemli bir şey var içerik her şeydir doğru içerik doğru ellerle hazırlanmış ve sadece ben yaptım oldu değil bir ekiple istişare usulünde hazırlanmış bir içerik her zaman doğru anlatım metoduyla çok öğrenci çok önemli yerlere getirebilir biz bunun hedefinde olduk. Bunun için uğraştık. İki sene önce bu sistem oturdu. Geçen sene gelişti. Bu sene de artık ustalaşıyor arkadaşlar. Bu sene e, birazdan da göstereceğim. Getirdiğimiz şeylerle beraber çıkmış soruların da entegre olmasıyla ve çıkmış soruların böyle sizin üzerinize böyle atılma değil. Hadi şimdi de bütün çıkmış soruları çözelim. Hayır öyle değil. Çıkmış soruların bir bağlamı var. Çıkmış soruların bir tarzı var. Bir zorluk seviyesi var. Çıkmış soruların bazıları kazanım sorusu konu anlatımının içerisinde çözülmeli. Bazıları çok özgün sorular. Testleri içerisinde çözülmeli. Bazıları da tekrar ettirici sorular sizlere ödev verilmeli. Bunların hepsini güzel bir şekilde harmanladık ve sizlere olabildiğince güzel, sade, duru, al anlaşılabilir, akışkan bir konu anlatımı, konu akışı yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi onların üzerinde biraz bahsedeceğim. E, ne yaptık? de nasıl bir yenilik var? Aslında 70 günde TYT Matematik 2025 kampına katılan ve devam eden arkadaşlarımız bu eee yenilikler biraz daha hakimdir. Ama AYT matematikte bunu daha üst noktaya taşıdık arkadaşlar. Çünkü AYT Matematik, TYT Matematik'ten ziyade daha fazla kuralın, kaidenin, özelliğin, dikkatin, pratiğin olduğu bir yer. TYT Matematik'te 70 günde de kitabında benim koyduğum pratik not sayısı yani eğer atıyorum farazi söylüyorum mesela 30 tane ise burada kesinlikle 200 tane vardır arkadaşlar. Kesin 200 tane vardır hatta belki de daha fazla vardır. Şimdi biz 2025 kampında yine 90 günlük bir çalışma yapacağız. Yani sizinle beraber AYT Matematik'i 90 parçaya ayırdık ve 180 ders sürecek arkadaşlar yani her gün 2 ders izleyeceksiniz toplamda 180 ders her günün 2 ders olması size şöyle bir avantaj sağlayacak programda çok uzun videolarla karşılaşmayacaksınız videolar biraz daha hücrelenmiş olacak yani böyle 1 saat 10 dakika süren bir tek bir ders gibi değil e, 30 dakika ve 40 dakikalık dersler gibi düşünebilirsiniz bunu bu şekilde bölmelendirme yapacağız ve her gün 2 ders izleyeceksiniz kamp programını şu anda açıklamayacağım kamp programını kamp duyurusunda açıklayacağım Çünkü bir iki yerde şu anda hazır Hazırlık aşamasındayız. Kitap artık son noktaya ulaşıyor. Kampın içeriği son noktaya ulaşıyor. Ödev kitabımız son noktaya ulaşıyor. Ama yine de orada tam olarak kafama yatmayan bazı yerler var. Onları ekiple beraber ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. Ve son halini vereceğiz. Ama içerikle ilgili %90 her şeyle hazırız arkadaşlar. Karşınıza çıkaracağımız içerik. Mesela eşitsizlikle başlamak istedim. En hazır olan yerlerden bir tanesi o. Bu arada arkadaşlar şunlara bakmayın yani bunlar ne hocam kitapta da artık böyle mi yazacak cevap anahtarı videolarda da mı böyle olacak diye hayır bunlar bizim kontrol aşamasında daha rahat yapalım bir hata yapmayalım gözden bir şey kaçmasın diye kontrol aşamasında bunları yapıyoruz bu arada e, kitapla ilgili şöyle bir kontrol çalışmamız var 6 ayrı hoca çözüyor arkadaşlar bu kitabın kontrolünü. 6 farklı hoca yapıyor kitabın kontrolünü ve 3 farklı kişinin de konu anlatım akışı süzgecinden geçiyor. Sadece Mert Hoca'nın tarzı böyle gibi değil. Ben evet benim bir tarzım, bir anlatım tekniğim var ama bunu diğer meslektaşlarımın tecrübesine güvendiğim meslektaşlarımın akışlarıyla karşılaştırıp en doğru, en optimum şeyi sizin için en verimli olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Çünkü bir şeyi ben e, bu benim doğrum diye e, bazen Böyle dayattığım zaman ve o karşılık bulmadığı zaman üzülüyorum. Boşu boşuna inat yapmış oluyorsun yani. Biz o şeyleri açtık. Hani çok şükür. Ee, bazen bakıyorum ben bunu bundan önce anlatıyorum ama bütün öğretmen arkadaşlarım sonra anlatılması gerektiğini düşünüyorsa ve bu öğrenci içinde doğru olansa o zaman ben orada bundan vazgeçebiliyorum ama genel anlamda da tarzımdan çok da hani şey yapmıyorum. Çok fazla tarzımın dışına çıkmıyorum ama yine de istişare usulünü devam ettiriyoruz yani. Şimdi ben size eşitsizliği nasıl anlatacağım? Tabii bir ünite üzerinden göstereceğim ama genel anlamda birazdan limiti falan da göstereceğim. Genel anlamda arkadaşlar kitabın akışı bu şekilde. Bakın aralık kavramından bahsediyorum. Bununla ilgili bir örnek. Sonra ikinci dereceden eşitsizlik tanımını veriyorum. Daha sonra da sadece tablo çizmeye gösteriyorum. Arkadaşlar geçen sene bu yoktu. Biraz daha hücrelemeyi genişlettim bu kampta. Yani daha fazla parçalara ayırdım ki siz e, puzzle birleştirirken daha az zorlanın diye daha fazla parçaya ayırdım. Yani hücreleme sistemini çok daha fazla geliştirdim, genişlettim ve parçalara ayırdığım konu anlatımını artık çok daha fazla örnekle anlayabileceksiniz arkadaşlar. Yani çok iddialı konuşmak istemem. Hani e, iddialı olmayı severim ama iddialı konuşmayı sevmem. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki bu kitap şu anda e, piyasadaki muadillerine göre gerçekten içerisinde en fazla soru bulunan. Ve çıkmış sorularla beraber e, içerisindeki özgün soru, çıkmış soru konu anlatım soruları ve özellik e, ispat ve dikkat notlarıyla beraber en fazla konu geçişkenliğinin yani konu sırasının gözetildiği kitap olabilir. Çünkü biz bunun içerisinde yani kitabın akışı içeriği içerisinde çok fazla istişare ettik, çok fazla konuştuk. Yani e, hadi şimdi... Eşitsizlikler bitiyor. Şimdi eşitsizliklerin çıkmış sorularını çözelim. Ya da işte şimdi eşitsizliklerle ilgili soru çözümleri yapalım. Yani önce konuyu anlatalım, sonra soru çözelim, sonra çıkmış soru çözelim. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Konu anlatımı çözerken özgün soruyu da çözmeli, çıkmış soruyu da görmelisiniz ve her konuyu, her soruyu bağlamında değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi ne oluyor sonra? Eşitsizlikle ilgili tablo çözmeyi tablo çizmeyi, modellemeyi size anlattıktan sonra eşitsizlik çözme adımlarından bahsediyorum. Burada işte bu içi boş, bu içi dolu ne anlama geldiğinden bahsediyorum. Bu dikkat notları çok önemli olacak ve bununla ilgili sorularım var. Daha sonra işte sağ solu sıfır olmalıdırla ilgili sorularım var. Daha sonra eşitsizlik çözümünde işler dışlar çarpımı yapılmazla ilgili sorularım var. istisnaları kapsayan. Daha sonra paydayı sıfır yapanlar çözüm kümesine alınmaz örneğin e, özelliğini verip bununla ilgili sorular çözüyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın mesela buradaki artık bir sonraki özelliğe geçmeden önceki son soru bundan önceki iki özelliği kapsıyor. Yani burada hem paydayı sıfır yapan çözüm kümesini alınmaz hem de eşitsizlikte içler dışarı çarpımı yapılmaz kazanımlarını birleştiren köprü soru dediğimiz soruları da e, sayfaların içerisine yerleştirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Onun dışında bakın mesela çift kat kökü çok ayrı verdim. Yani böyle sorunun içerisinde şimdi de bak bu çift kat kök değil. Bunu bir özellik altında verdim ki hiçbir zaman unutmayın dikkatinizden kaçmasın. Hatta bunu verdikten sonra üstüne bir de dikkat notu yazdım. İşte çift katlı köklerde işaret değişmez diye. Ve bundan ilgili örneklerimiz var. Daha sonra mor sorularımız geliyor. Mavi sorularımız arkadaşlar kazanım sorularımız biliyorsunuz ki. Yani o konuyu öğrenmek için bilmeniz gereken temel soru tipleri. Mor sorularımızda artık sınavda karşımıza çıkma potansiyeli olan yani ÖSYM kitapçığına koyduğumuz zaman sırıtmayacak ama bize konuyu tekrar ettirebilecek. Böyle özgünlük noktasında bizi böyle bir anda kazanım sorusundan bu ne lan falan dedirtecek kadar özgün bir kurgusu hikayesi olmamasına rağmen sınav tarzı olan sorulara biz mor soru adını verdik. TYT matematikten de belki hatırlayanlar, bilenler vardır arkadaşlar. AYT matematikte de mor sorularımız her dersin içerisinde güzel bir şekilde olacak ve yerlerini tabii ki çok önemsedim. Yani genel anlamda derslerimizi mor soru ve çıkmış sorularla bitireceğiz. Yani artık sen o dersin, o kazanımın ya mor sorusunu ya çıkmış sorusunu ya da ikisini görerek o dersi bitireceksin. Şu anda işte şu grafiklere parabolün yukarıda kaldığında daima pozitif olduğu sorulara vesaire geldik. Gerçekten Sorudan kaçınmadım arkadaşlar. Yani az soru koyayım, az sayfa olsun falan hiç böyle şeyler düşünmedim. İşte efendim şuraya bir tane soru koyayım da şuraya cevap anahtarını döşeyim falan. Ondan sonra kitap 400 sayfa oluyor ama içindeki soru sayısına bakıyorsun soru sayısı fazla değil. Bizim kitabımızda arkadaşlar çok fazla soru var. Yani benim zaten... 3 aşağı 5 yukarı tarzımı bilen arkadaşlar benim çok fazla soru çözdüğümü bilirler. Benim içime ancak o şekilde siniyor. Çok fazla soru çözüp çok fazla pratik ettirmeyi ben seviyorum. Pratik ettirmek demişken pratik notlarımız gözden kaçmasın. Bakın pratik notlara bazen oturup ya bu pratiği nasıl pratikleştirebiliriz diye çok fazla bunun üzerinde kavga ettik ekiple beraber ve pratik notlarımız gerçekten sizin çok işinize yarayacak. Size sadece bu kampta değil, bu kamptan çıktıktan sonra diğer soru bankalarına ve branş denemelerine gittiğiniz zaman da çok işinize yarayacak. Bunları böyle kesmenizi isteyeceğim. Bazılarını işaretlemenizi isteyeceğim. Yani kesmenizi derken e yani aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Yok, kesin duvara yapıştırın değil. İsterseniz yapıştırabilirsiniz tabi ama. Ee, ve eşitsizlikler arkadaşlar. işte eşitsizlik sistemleriyle beraber devam ediyor. Şuna dikkat etmenizi istiyorum bakın. Çok fazla özellik ve dikkat var. AYT matematiğin tarzı bu. TYT matematikte bazen bir konuda 2-3 tane özellikle geçiş, geçiştiriyoruz orayı. Çünkü başka özellik yok. Çıkmıyor yani. Ama AYT matematikte öyle değil. O yüzden AYT matematikte bu akış çok daha kıymetli olacak. TYT matematikteki... Ee, verimli olduysa size AYT matematikte zaten düşünemiyorum arkadaşlar. Bir çıkmış soruyla bitiriyoruz. Eşitsizliklerin konu anlatımında çok fazla çıkmış soru yok ama mesela birazdan limite, logaritmaya geldiğiniz zaman onlarda çok fazla soru var. Sonra arkadaşlar bölüm bitirme testlerimiz başlıyor. Bu bence e, YouTube'da yapılan çalışmalardan ziyade AYT matematik, TYT matematik video konu anlatımları içerisinde benim gördüğüm olması gerekenlerden bir tanesi ama çok fazla olmuyor. Yani konu anlatımdan sonra soru çözüm işi biraz size kalıyor. Ben zaten birazdan ödev testlerinizi de göstereceğim. Bir de ödev kitabımız var biliyorsunuz. Şu anda konu anlatım kitabı. Ee, 90 United Matematik konu anlatımı şu anda bu. Ama konu anlatımı içerisinde de testler olmalı ve testlere nasıl yaklaşmalı? Çoktan seçmeli sorulara nasıl yaklaşmalı? Bunların seviyesi belirlenirken ne yapmalı? Bunları da size anlatmam gerekiyor ki arkadaşlar siz ödeve geçtiğiniz zaman ödevin testlerinde de rahat edebilin diye. Şu anda limit kısmını bitirdim. Pardon özür dilerim. Eşitsiz kısmını bitirdim. Limit nereden çıktı? Şimdi size bir de limiti göstermek istiyorum. Şu anda limitteyiz arkadaşlar. Limitin konu anlatım kısmındayız. Yaklaşım metodundan bahsediyorum size çok ayrıntılı bir şekilde. Bir noktaya sağdan soldan yaklaşım nasıl olur? Limit kavramından bahsediyorum. Bununla ilgili özellikleri ve dikkati veriyorum. Daha sonra grafiklere geçiyorum. Grafiklerden sonra bakın grafikte çok fazla pratik yapıyoruz. Yani şu soru bir soru ama içerisinde 3 tane soru var. Buranın içerisinde 3 tane soru var. Buranın içerisinde 8 tane aslında ayrı ayrı soru var. Daha sonra mor sorularla pekiştiriyoruz. Daha sonra işte farklı ara başlıklarımız var. Tanımsız noktada limit, öteleme yansıma noktalarında durumlarında limit, bileşke fonksiyonda limit. Bunları arkadaşlar 1-2 soruyla geçiştirmiyorum. Bakın bileşke fonksiyonda limiti 1 2 3 4 tane soru artı mor sorularla beraber yapıyoruz. Bak mesela burada şıkları yazmamışız. Şu anda tam bu baskı aşamasında değil arkadaşlar. Onun tarihiyle ilgili de e, Ekim ayının e, başında biz ...kitaplarımızı bitirmiş ve baskıya vermiş olacağız. Kampa da 3 aşağı ve yukarı işte Ekim'in ilk haftası olur. Belki ikinci haftası olur. Kampımıza başlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Limit yani e, şuraya bir soru ekleyecekmişim. Bakın unutmuşum. Buraya bir soru ekleyecekmişim unutmuşum. E, gördüğünüz gibi 2018 ayete sorusu hemen konu anlatımının içerisinde karşımıza çıktı. Aynı şekilde şöyle göstereceğim aşağıda bir çıkmış sorumuz daha vardı. Limitte belirsizlikler arkadaşlar. Limitte belirsizlikleri çok ayrıntılı bir şekilde işledim. Limitte belirsizlikle ilgili çıkmış sorumuzu da oraya yerleştirdim. Limitte geometrik uygulamalar çok fazla yer verilmez ama çat diye bir sınavda karşımıza çıkabilir. Ben size bunu da tek dersin içerisinde anlatacağım. Aynı şekilde süreklilik her sene bir sorunun çıktığı yer çok ayrıntılı bir şekilde inceledim. Özellikle işte toplamları sürekli ise ...fonksiyonun kendisi sürekli mi? ...bunlarla ilgili dikkat notları koydum ki... ...bunlar en sık yaptığınız hatalar... ...mesela burası... ...yani aslında sürekliliğin en zor kısmı burada başlıyor... ...burada size... E, ...işte F artı G sürekliyse... ...F ve G her zaman sürekli olmayabilir... ...niye bunu anlatıyorum... ...daha sonra bunu bir örnekle destekliyorum... ...yani aklınıza takılabilecek... ...ben bir öğrenci olsam... ...bu konu anlatımını dinlerken aklıma neler takılabilir? Ya şu tamam da hocam burası nasıl olabilir acaba dediğim bütün soru işaretlerini kitabın içerisine yerleştirdim. Eskiden usulüm yani bir 2-3 sene önceki usulüm yani biraz bunu konu anlatımın dersin içerisinde vermekti. Şimdi akışın içerisine yani konu anlatım dökümanının içeriğin kitabın içerisine de ekleyip öyle vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla akılda kaldığı net arkadaşlar. Şu anda limitin efişinado testindeyiz. Burayı da bitirdikten sonra artık e, ...limitede noktayı koymuş oluyoruz. Şimdi biz konu anlatımını böyle devam ettiriyoruz. Bir tane ödev kısmını göstermek istiyorum size. Mesela logaritmanın e, ödev kısmını sizlere göstereyim ama öncelikle logaritmanın konu anlatımını da göstermek istiyorum. Ya şey olunca böyle hani böyle keyifli keyifli yazınca, keyifli keyifli e, başında oturunca sizlerin karşısına çıkmak da böyle heyecanlı oluyor biliyor musunuz? Yani e, yani Görücüye çıkmak gibi bu yani İ insan gerçekten öğrencilerin karşısına böyle bir çalışmayla çıktığı zaman çok mutlu oluyor ben de şu anda böyle dolu dolu bir içerikle sizin karşınıza çıkmaktan çok mutluyum gerçekten AYT matematikte acayip bir enerjim var e çünkü hani bunu da söyleyeyim. TYT matematikte de aynı öyle. AYT matematikte de öyle. Arkadaşlar bu güncellemeyi büyük ihtimal 2 sene kullanacağız. Yani önümüzdeki sene kamplarımı yenilemeyeceğim. Bu güncellemelerle devam edeceğiz. Çünkü artık yavaş yavaş da 2028'de biliyorsunuz ki sistem değişiyor. Ee, birazcık onun üzerine de bir çalışma gerçekleştirmek ve yavaş yavaş revize etmek lazım. Ee, o yüzden önümüzdeki sene bu çalışmayı devam ettireceğim için ee, ekstradan çok daha dikkatli olmak ve çok daha motive bir şekilde anlatmanın önemli olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ee, yeni baştan bütün videoları e, baştan sona çekeceğim sizlere ve 90 günlükte bir çalışma olacak. Bunu zaten öncelisinde size duyurmuştum. Yani 90 parçaya ayırdık e, ayete matematiği ve sizlere 180 videoda anlatacağım arkadaşlar. Bunu dersin başında söyledim mi? Ben de biraz unutkanlık oluyor bilmiyorum ama söylediysem atlayabilirsiniz. 90 gün 180 videoluk bir çalışma. 180 videoda bitireceğiz. AYT matematiği. Normalde daha az videoda bitirebilirdim ama bazı konular çok uzun süreler olduğu için yani 1 saat 10 dakikalık bir tek ders size yayınlamaktansa 30 dakika ve 40 dakikalık uygun yerlerden bölüp sizlere ders anlatmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. TYT matematikte de bunu yaptım. AYT matematikte de 90 gün 180 video sürecek bir çalışma. Hani son zamanlarda özellikle son bir yılda falan bu mesela işte Gün gün yapıyoruz işte 70 günde 90 günde. Bununla ilgili çok fazla böyle karalama operasyonları gerçekleştiriliyor işte. E, ya öğrenci bile çıkıyor bir tane işte böyle derece yapmış mı yapmamış mı bil, onu da bilmiyorum işte çıkıyor diyor ki işte gün e, şu kadar günlük programlar 5 para etmez falan filan. Şimdi adamın 5 para etmez dediği şeye şu anda 18 tane öğretmen uğraşıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Beni sevmeyebilirsiniz. E, benim anlatım tarzım hoşunuza gitmeyebilir bunlar çok normal yani. Bir insanı sevmek zorunda değilsin. Sevmek zorun zorunlulukla olacak bir şey değil arkadaşlar. Sevmek gönül bağıyla olur. Sevmek sebepsiz olur yani. Tarzın uymayabilir. Ya bu adam e, derste bazen sohbet ediyor. Ben sadece ders dinlemek istiyorum diyebilirsiniz. Ben buna katılırım. E, daha doğrusu saygı duyarım ama buna uymam Çünkü derste bazen ben de sıkılıyorum gerçekten. Yani sizinle sohbet etme ihtiyacı hissediyorum. Bu bir dersin, bir saatlik bir dersin maksimum 5 dakikası oluyor zaten. bunun dersi sündürdüğünü zannetmiyorum. Video sürelerini uzattığını da zannetmiyorum. Ama benim böyle bir tarzım var. ama buna uymayabilirsin. Bunda problem yok. Ama hani içeriği boklamak bu noktada ya bu ne çöp falan ya bunu bu yani elini vicdanına koy bu çöp mü yani şimdi? Ya bu çöpse çöp olmayanı merak ediyoruz gerçekten. Yani e, bunu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Yani beni sevmeyene, benim şahsıma söylenenlere de bir şey söylemiyorum. onlar da olabilir. Eyvallah tamam der geçeriz yani. E, hani iyisini kabulleniyorsak kötüsünü de kabulleniriz. Ama hani e, sırf içerisinde gün geçiyor diye ki 90 gün e, ayete matematik için... E, ciddi bir süre 90 gün ciddi bir süre ki biz bunu 90 günde de bitirin demiyoruz. Benim olaya bakış açımı biliyorsunuz. Benim 90 gün 70 gün dediğim şey 70 günlük bir çalışma bu. Ama sen öğrenme hızına göre bunu 100 güne de çıkabilir, çıkarabilirsin. Ben her zaman söylüyorum her atılan gün videosunu günü gününe izlemek zorunda değilsiniz. Ödeviniz yetiş, yetişmediyse bir gün konu izleyin bir gün ödev yapın. AYT matematiği 90 günde değil 180 günde bitirin. Eğer zamanınız varsa çünkü biz ben ne zaman başladığınızı bilmiyorum. Ne zaman bitirecek? bilmiyorum Dolayısıyla arkadaşlar lütfen kendi programınızı kendi planınızı kendiniz yapın benim planımı kendinize entegre ederken revize edin. Ben 90 günlük bir program ayarlayacağım size. Siz bunu 100 güne çıkartın, 110 güne çıkartın. Bu önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Her bilgisayarın başına kitabın başına Dersin başına oturduğunuz zaman ne yapacağınızı size düzgün şekilde söylemek. Bunu söyledikten sonra bunun süresi size kalmış, videoları izleme süresi size kalmış. Kiminiz başında oturup bir anda bitirirsiniz, kiminiz ara verirsiniz. Ben bunlara karışamam. Ama ee, biz bunun adını koyduk diye de bu kadar şey yapmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Neyse, o çok önemli bir şey değil ama arada böyle bir geçirmek istedim yani geçirmek istedim derken hani bahsini geçirmek istedim demeye çalışıyorum. Arkadaşlar logaritmada üstel fonksiyondan başlıyoruz. Çünkü logaritmik fonksiyonlar üstelin tersi. Bakın bir şeyler bile öğreniyorum yani anlatmaktan geri durmuyorum. Dolayısıyla logaritmayı öğrenmek için önce üstel fonksiyon nedir? Grafiği nasıl çizilir? Üstel fonksiyonda artan azalanlık nasıl olur? Bunları bulmanız gerekiyor. Hem de öyle bir iki soruda değil. iki sayfa boyunca size üstel fonksiyonu anlatıyorum. Sonra logaritma fonksiyonuna geçiş yapıyorum. Bol örnekle arkadaşlar. Yani artık logaritmanın özelliklerinden mideniz bulanana kadar. Hocam yeter artık gösterme diyene kadar örnek çözüyorum size. Ve çıkmış soruları da içerisine yerleştiriyoruz. Mesela 2023 e ayta sorusu logaritmik eşitsizliklerle ilgili bir soru. daha doğrusu logaritmanın tanımı ile ilgili bir soru. O yüzden logaritmanın tanımı sayfasında var. Tamam mı? Çok zor bir soru değil. O yüzden konu anlatımında var. Ama zor logaritma soruları da var. Onları da testlerin yani bölüm bitirme ve efişen içerisine aldık. Hepsini bakın bütün özellikleri özellik ve dikkatlerin altında yapıyorum. Yani sadece özellikse özellik. Bunun içerisinde dikkat etmeniz gereken bir nokta varsa bunu özelliğin içerisine yedirmiyorum. Hem ayrı örnekle hem de dikkat notuyla karşınıza getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar logaritma her yıl iki tane soru geliyor cebimize atacağız yani şu anlatımla, şu içerikle ve düzgün şekilde dinleyip ödevlerinizi yaparsanız logaritmadan soru kaçırma ihtimaliniz neredeyse yok. Yani sınav esnasında bir problem yaşamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şu yeni soruyu görmüşken çok güzel bir soru, yeni soruyu görmüşken arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum geçen seneyle kıyası yani hocam. Geçen seneyle nasıl bir farkı var? İsterseniz bunu videonun sonuna bırakayım olur mu? Geçen seneyle farkını orada bahsedeyim. Yeni sorular çok fazla var arkadaşlar. Özellikle mor sorularda çok fazla yeni soru ekledik. Bir de geçen sene çıkmış sorular yoktu. Bu sene de çıkmış sorular zaten kitabın içerisine biliyorsunuz entegre oldu. Bakın logaritmik denklemleri anlatırken önce üstel denklemlerden bahsediyorum. Üstel denklemleri verdikten sonra logaritmik denklemleri veriyorum ki baya baya veriyorum. Bu arada şeye de dikkat etmişsinizdir. O eleştirilerinizi Göz ardı etmiyoruz. Çok ferah bir kitap farkında mısınız? Yani konu anlatımı ferah yani burada böyle çok sıkışık sayfalar yok. Şurada mesela ya ben bunu sığdıramam dediğiniz bir şey yok. Mesela şurada bir sıkışıklık var ama burada da işlem yok arkadaşlar. Bir sadece sıralama var. Yani aslında mizampaj ismini verdiğimiz sayfa düzenlemesini yaparken de ben soruları önce çözüp acaba bu arkadaş buranın çözümünü buraya sığdırabilir mi sığdıramaz mı bunun çözümü uzun mu kısa mı diye ince bir işçilikte yaptım orada ve sizlere o konuda rahat ettirdim. Bu arada logaritmanın bölüm bitirme testine geldik ve aficionado testiyle logaritmayı çıkmış. 2024 AYT çiçeği burnunda sorumuzla noktalamış olduk. Şimdi bir de ödev kitabından bir kısım göstereyim. Mesela az önce logaritmayı gösterdim. Şimdi de logaritmanın ödev kısmını. Biliyorsunuz arkadaşlar soru bankamızda yani ödev kısmımızda yani konu anlatımında size konuyu anlattıktan sonra şimdi şu testleri çözün dediğim ödev kısmında konu anlatımıyla paralel ödevler var. Yani size o gün o derste ne anlattıysam verdiğim ödevde o konulardan ve o soru tarzlarından o kazanımlardan oluşuyor sadece. Ve 3 tip ee, testimiz var temel tanım testi konu anlatım sorularını karşılıyor. Bölüm bitirme testi, bölüm bitirmeler. Eficinado testi, Eficinado testleri arkadaşlar. Ve mor sorulara karşılık gelen sorularda temel tanım testlerinin içerisinde mevcut. Şimdi burada IET TT kampımızda ÖSM sorar ve derece soruları vardı. Burada da o sorular var. Sadece şu an daha etiketlerini koymadık. Yani zeminlerini atmadık. Sadece çıkmış soruların zeminleri var. O zeminleri de atacağız. Yani içerisinde derece soruları ve ÖSM sorar soruları da var arkadaşlar. Mesela şu soru bir ÖSM sorar sorusu. E, etiketi yok ama ÖSYM soruları etiketleri de bunların içerisine yerleştireceğiz. Mesela e, kaç tane test vardı logaritmadan? 12 test falan vardı. Çok fazla test var arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani konu anlatımında çok fazla soru var. Çünkü ben çok fazla çözüyorum ama sizin de canınızı çıkaracağım. Soru bankasında da çok fazla soruyla muhatap olacaksınız. Çok fazla ödeviniz olacak ve gerçekten AYT Soru bankamızı bitirdiğiniz ve konu anlatımını hakkıyla yerine getirdiğiniz, söylediklerimi yaptığınız dersi güzel dinlediğiniz takdirde, notlarınızı güzel aldığınız takdirde, ayet matematikle ilgili bir probleminiz kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar. AYT matematikte çok iyi noktalara, şu maket bıçağı, logaritmayı yazmayı seviyoruz ya. Bir tane de konu anlatım da var. Sevdamız yani. Ee, sonra bölüm bitirmeler başlıyor. İki tane bölüm bitirme testimiz var. İki tane de efficiency testimiz var ve. Logaritmaya noktayı koymuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de... E, limit ve süreklilikten bir... E, ödev sayfası göstereyim size. Aynı şekilde... Yani mantığımız hep aynı arkadaşlar. Konuyu anlatıyorum. E, özelliğiyle, dikkatiyle, pratiğiyle, ispatıyla... Her şekilde konuyu anlatıyorum. Ve... Ee, şunu söyleyeyim. AYT matematikte, TYT matematikte yapmadım. AYT'de de asla yapmıyorum. Hiçbir şeyi size ezberletmeyeceğim. Hiçbir şeyi bunu böyle bilmeniz gerekiyor demeyeceğim. Ne nereden geliyorsa en ince ayrıntısına kadar size anlatacağım arkadaşlar. O konuda da bir şüpheniz olmaz. Yani benim bunların hepsini ezberlemem. Hayır hiç, kesinlikle öyle bir şey değil. Bunların hepsini mantığıyla geçmişte yaptık. Hani geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır diyorlar ya. Geçmişte yaptık şimdi de çok daha iyisini merak etmeyin. Hep beraber yapacağız. Şu anda limitin ikinci temel tanım testindeyiz. Bakın orada gördüğünüz soru tiplerinin tamamını burada pratik etmiş, etme şansınız olacak. Orada benden bir sürü soru dinleyeceksiniz. Limitin o, o, o grafik sayfalarını aklınıza getirin. Burada da kendiniz çözeceksiniz. Dolayısıyla ben e, bir yerde boşluğunuz kalacağını... Bu kadar çok soru çözüp bunları anlayana çözen bir öğrencinin bir limit sorusu geldiğinde kaçıracağını düşünmüyorum. ÖSM son yılların en zor limit sorularını falan sormazsa ki sorarsa da yapacağınıza dair olan inancım var yani. Bunları sonuçta birileri soru çözsün diye yapıyorlar değil mi? Şu anda limitin artık süreklilik kısmına karşılık gelen ödevlerindeyiz. Limitte de bayağı bir ödev e, testi var. 14 tane falan ödev testi var. Yok 15 mi? Evet Efficient Adolar 14'te başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir e, hani çalışmaya ısının. Ben çok ısındım şu anda. 2024 ayete sorusu bu arada. Ben çok ısındım. Siz de çalışmaya tam anlamıyla ısının diye e, olabildiğince bölüm sizlere göstermeye çalıştım. AYT Matematik'te yapacaklarımız bu şekilde. E, arkadaşlar benim anlatım tarzımı beğeniyor ve benimsiyorsanız. Benimle ders verimli geçiyorsa bunu hissediyorsanız içerik noktasında kafanıza hiçbir şey takılmasın. En kaliteli içerik şu anda karşınızda. En e, kontrolü en fazla yapılmış. En fazla hocanın öğretmenin süzgecinden geçmiş. En ciddi kalemlerle çalışılmış ve üstüne en çok titrenmiş çalışmalardan bir tanesi karşınızda. Sadece hocam Çalışma çok güzel olabilir ama sizin tarzınız bana uymuyor diyorsanız evet o zaman sizin benden ayete matematik dinlememeniz gerekiyor. Ama hocam ben sizi, sizin anlatış biçiminizi, ee, ne bileyim ses tonunuzu bunların hepsi çok önemli çünkü. Ya biz online eğitimi niye alıyoruz? Biz yüz yüze de gidiyoruz, bizim karşımıza bir öğretmen getiriyorlar. Sevsek de sevmesek de bütün yıl bu adamdan ya da bu kadından ders dinlemek zorundayız. Online eğitimde, dijital eğitimde böyle bir şey yok. Benden dinlemek istemezseniz başkasından dinleyebilirsiniz. Başkasından anlamazsanız buraya tekrar dönebilirsiniz. Hiç problem yok. Sadece ee, şunu anlatmaya çalışıyorum size. İçerikle alakalı içiniz rahat olsun. Mert Hoca buna her şeyini verecek mi? İçiniz rahat olsun. Kanımın terimin son damlasına kadar en ayrıntılı bir şekilde, en ayrıntılı biçimde, en keyifli, olabilecek en keyifli bir şey biçimde. Size ayete matematiği anlatacağım. Başından sonuna kadar Allah bir sağlık saat problemi vermezse, ölmez sağ kalır isek ayete matematiğe bomba gibi başlayacağız. Çok güzel başlayacağız. Çok temiz temizle devam ederek bitireceğiz. Ve sizin ayete matematikte işin bittikten sonra bir ayete matematik efişinadosu olacaksınız. Geçmişte bu oldu. Bundan sonra da olacak arkadaşlar. Bununla ilgili işiniz ferah olsun. Sadece ve sadece çalışmaya motive olun. Çalışmaya istekli ihtiyacınız olsun. Yani bunu isteyin. Bünyeniz bunu istesin. Çünkü siz istemezseniz ben sabaha kadar da uğraşsam sizlere faydalı olamam arkadaşlar. Burada tek önemli koşul sizin bunu istemeniz ve e, bu işin gereklerini yerine getirmeniz. E, yorumlara yazabilirsiniz. Kafanıza takılan e, benim videoda söylemeyi unuttuğum, atladığım bir şey olursa. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Geçen yılın ee, kampını takip edeyim mi? Arkadaşlar, bakın bazı güncellemeler getirdim ama benim bir şeyi daha iyi yapmış olmam daha önce yaptığım şeylerin değerini düşürmemeli. Umarım düşürmüyordur. Düşürmesine çok üzülürüm. Çünkü geçen sene yine çok güzel bir ayete kampı yaptım. Onunla çok fazla öğrenci ayetem matematikte başarılı oldu. Ee, gerçekten çok fazla öğrenci başarılı oldu. Hani bunu şey diye söylemiyorum yani. Bakın biz ne neler yaptık falan diye söylemiyorum. Bu bir realite arkadaşlar. Bu sadece benim başardığım bir şey de değil. Bizim bütün öğretmenlerimizin yaptığı şeylerin hepsi çok kıymetli. Ama ben kendi yaptığımı bildiğim için kendi yaptığımı söylüyorum. Bizim ayete kampımızdan geçen sene çok fazla öğrenci faydalandı. Ee, ve çok fazla öğrenci hala faydalanmaya devam ediyor eğer elinizde bunun 2024'ün kitabı varsa o ya da ben hocam videoların yüklenmesini beklemek istemiyorum ee, ben e, hemen başlamak bitirmek istiyorum diyorsanız geçen seneki kamp da gayet verimli ve güzel bir kamp tamam mı yani e, devam edebilirsiniz başlayabilirsiniz o kampa devam da edebilirsiniz hiçbir problem yok ama e, eğer başlanmamışsa eğer bununla ilgili elimizde bir kitap, döküman falan bir şey yoksa ve buradan başlama ya da hangisinden başlama niyetimiz varsa elinde kitap yoksa benimle devam edecek zamanın varsa, acele etmiyorsan, hemen bitirmen gerekmiyorsa bence 2025 kampına başla. Ama bu 2024'de başlarsan oradan öğrenemezsin. Bu onun çok daha iyisi falan demiyorum. O kamp gerçekten o çalışma 2024 AYT çalışması çok faydalı ve çok güzel bir çalışma. Orada da her şeyin en ayrıntısını konuştuk. Orada da her şeyimi vererek anlattım. Oradan da devam edebilirsiniz. Yani iş size kalmış. Nasıl istiyorsanız bana soracak olursanız elinizde kitap varsa direkt zaten oradan. Yani yeni bir kitap alıp masraf yapmaya falan gerek yok. Ama eee bir seçenek şeyi varsa bunu alacağım ya da bunu alacağım. Buna başlayacağım da buna başlayacağım. Eğer videoyu, videoları benimle beraber devam ettirebilecek kadar zamanınız varsa bence 2025 kampına başlayabilirsiniz. Çünkü içerisinde dediğim gibi güncellemeler çok fazla var yani. Ee, şimdi şeyler çıkacak. İşte her sene kamp yapıyor. İşte her sene bilmem ne yapıyor. Her sene işte işte bunu para için yapıyor falan filan. Arkadaşlar para için yapsam ee, ...daha farklı şeyler de yapardım yani. Hani... Ee, ...çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. E, çok o konulara girmek istemiyorum. Size bir şeyler satmak isteseydim... Ee, ...bundan haberiniz olurdu yani. Bunlar, bunlardan haberiniz olurdu. Duyurularımla, bilmem nelerimle haberiniz olurdu. Bun, bunların içerisine çok fazla girmek istemiyorum. Hani... Ee, ...işte bu bize bir şey satmaya çalışıyor... Bana ...buna bakın ama bu satmaya çalışmıyor diye... Böyle işaret ettiğiniz e, videoların altında da PDF olduğuna emin olun arkadaşlar. Çünkü benim videolarımın altında PDF var. Yani o, o videoların altında da PDF olduğuna emin olun. Yani e, bu konu hakkında hassas bir konu. Çok fazla girmek istemiyorum. Hani kimsenin kimsenin ekmeğine falan da laf etmek istemiyorum. Ama ben size bir şey satmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Ben size eğitim vaat ediyorum. Ben size öğretmenliğimi vaat ediyorum ve ben size 180 tane video üreteceğim ve e, eşsiz benzersiz videolar üreteceğim. Bu videoların e, muadillerini başka yerde bulamayacaksınız. Öyle videolar üreteceğim. Dolayısıyla bunun da bir karşılığı var. E, maalesef bu karşılık da ülkenin ekonomik durumları çerçevesinde bu. Yani bunu lütfen farklı şekilde değerlendirmeyin. Şunu da söylemek istiyorum yeni kamp yapmayan insanlar yani kamplarını yenilemeyen insanlar hepsine saygı duyuyorum. Yani çalışmalarına ben her sene çalışmalarımı yeniliyorum çünkü her sene içeriğimi güncelliyorum. Aynı içeriği birebir anlatmıyorum size hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Mesela seneye ben bunu çok fazla güncellemeyi düşünmüyorum. O yüzden bu konu anlatımını şey yapmayacağım. Ee, tekrardan çekmeyeceğim. Eğer çok ciddi bir güncelleme yaparsam yine baştan çekerim. Ama baştan anlatmayan, yenilemeyen insanlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Bu bir tercihtir. Yapılabilir. Yani bununla ilgili herhangi bir şeyim yok. Ama şunu bilin arkadaşlar. Ee, bir çalışmanın videosunu yenilememek o kitabın eski fiyatlardan satılmasını gerektirmiyor. Yani bunun parayla pulla bir alakası yok. 10 senede çekmesen 10 sene sonra kitabı bastığında güncel kurdan, güncel fiyatlardan piyasaya çıkarmak zorundasın. Ya bunları konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Bunlar hoş şeyler değil ama yazılıyor çiziliyor diye söylemek istiyorum. Ee, bu bir savunma da değil. Ben ne yaptığımdan çok eminim. Ee, i̇çim çok ferah. Kimsenin hakkına girmediğimin çok e, çok farkındayım yani o konuda kafam çok rahat. Sadece bazı arkadaşlara da hani e, kötü niyetli olanlara değil de Lan acaba mı diyen arkadaşlara da cevap olması ve yol göstermesi amacıyla da bunları söylemek istedim. Ee, heyecanlıyım. Ekim ayını e, böyle iple çekiyorum. Sizinle beraber ayet Matematik kampına başlamayı. Sizler de eğer benimle bu heyecanı paylaşıyorsanız bunları yorumlarda da görmek isterim. Çünkü bir öğretmenin en e, mutlu olduğu zaman e, öğrencilerinin bu işe, bu çalışmaya, yaptığı çalışmaya e, duydukları heyecanı görebilmektir. E, ben de bunları hani bir dijital e, eğitim nefere olarak sadece yorumlarda falan görebiliyorum O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum kitabın içeriğiyle alakalı e, olumlu olumsuz düşüncelerinizi de e, videonun yine açıklama kısmına iletirseniz e, çok mutlu olurum çok sevinirim Hatta e, biraz vaktimiz de var yapabileceğim, değiştirebileceğim kitapla alakalı eleştirileriniz olursa bunlara da açığım. Eğer zaman çerçevesinde değiştirebiliyorsak, düzeltebiliyorsak hani teknik olarak mümkünse emek olarak biz emeğimizi koyarız. Teknik olarak mümkünse bunları da yapabiliriz. Biraz uzun video oldu. Artık kampı siz düşünün. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.